Herkese merhaba. Benim konum da proksimal humerus kırıklarında ters omuz protezi uygulamaları. Özellikle ters omuz protezinin indikasyonları gittikçe artmakta ve buna bağlı olarak da uygulamalar ve kullanım miktarı da artmakta. Şimdi baktığımız zaman açık redüksiyon internal fiksasyon en çok tercih ettiğimiz metot. 3-4 parça kırıklarda açık redüksiyon internal fiksasyon anatomi sağlama açısından iyi bir cerrahi seçim. Ancak baktığımız zaman yaşlı hastalara baktığımızda özellikle yapılan çalışmalarda komplikasyon oranları açık redüksiyon internal fiksasyonun fazla. Reverse artroplasti ile karşılaştırdıklarımızda ise yaşlı hastalarda özellikle reverse artroplastinin açık redüksiyon internal fiksasyona göre daha az komplikasyon oranı görülmüş. Peki bunun nedeni ne? Özellikle yaşlı hastalarda osteoporozun varlığı, humerus başında olan iskemi, varusta plağın tespiti, posturomedial metafizyenin uzanımın yetersiz olması, 4 milimetrenin üzerinde baş cisim ayrışması ve tüberkülün parçalı olması fiksasyon yetersizliğinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Bu durumda özellikle yaşlı hastalarda osteoporoza bağlı olarak vide migrasyonları ve başın avasküler hale gelmesiyle beraber bir yıl içerisinde tekrar ameliyat olma şansı 3.9 kat daha fazla. O zaman bu tür hastalarda başka cerrahi teknikleri uygulamamız gerekiyor. Ters omuz protezi de bu tip hasta grubunda çok iyi bir tedavi seçeneği olarak karşımıza durmakta. Cerrahi taktiğe baktığımız zaman oturur pozisyonda yapıyoruz hastalarımız ameliyatını. Ve bu hastalarda özellikle kumeral komponentin seçiminde daha önceden çimentolu uyguluyorduk ama son zamanlarda yeni dizaynlarda çimentosuz olarak da kumeral komponenti uygulayabiliyoruz. Özellikle ters omuz protezinde, daha doğrusu bütün omuz protezlerinde en önemli nokta özellikle rotasyonun ayarlanmasıdır. Rotasyonun ayarlanması için bizim için önemli guide'lardan bir tanesi yine bisipital oluktur. Bisipital olukla lateral kanat arasında 0.5 cm'lik bir mesafe retroversiyonun oluşabileceğini, retroversiyonun uygun olabileceğini göstermektedir. Ama artık firmaların getirdiği protezlerde özellikle burada da gördüğünüz gibi ön kolla yapılan açılanmanın gösterilmesiyle yine iyi bir şekilde rotasyonu ayarlayabiliyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi humeral komponentin yüksekliğinin ayarlanması. Humeral komponentin yüksekliği bizim için önemli. Pectoralis adenisinden gayet alınabilir. Ya da daha önce ameliyattan önce ölçümler yaparak sağlam tarafla gotik artın oluşturulması sağlanabilir. Özellikle humeral komponentin yüksekliğinin ayarlanması postoperatif dislokasyon için en önemli faktörlerden bir tanesi. Yüksekliğin ayarlanmasıyla öne elevasyon iyileştirilebiliyor. Kısa ayarlanmış numaral komponentte fonksiyonel sonuçlar kötü. Karşı taraf ile karşılaştırıldığında 2,5 cm'den fazla uzatılan vakalarda özellikle brachial plexus'un problem oluşturabileceğini ve nörolojik komplikasyonlar oluşabileceğini bilmemiz gerekiyor. Diğer bir önemli nokta ise tüberkülün iyi bir şekilde tespiti. Hem hemi artroplastide hem de reverse omuz artroplastisinde, ters omuz artroplastisinde tüberkülün muhakkak onarımının yapılması lazım. Yapılan çalışmalar göstermiş ki özellikle dış rotasyonun oluşturulmasında tüberkül restorasyonu reverse omuz protezinde de önem arz etmektedir.
Bu yüzden özellikle tüberküllerin iyi bir şekilde fiksasyonunun yapılması gerekiyor. Ve bu fiksasyon sırasında da işte 5 numara ipler kullanıyoruz. Bu iplerin muhakkak hem büyük tüberkülün majustan hem de tüberkülün minustan geçirilmesi gerekiyor. Ve bu geçirilmeler yapıldıktan sonra muhakkak bu iplerin protezden geçirilmesi ve karşı tüberkülden de geçirilmesi gerekmekte. Ve bu şekilde sağlam bir yapının oluşturulması gerekiyor. Reverse omuz protezinde tüberkül fiksasyonu neden önemli? Çünkü kişi öne elevasyonu yaptığı zaman eğer kol eksternal rotasyon yapamazsa bu fonksiyonel sonucu çok büyük bir oranda etkilemekte. O yüzden muhakkak tüberkül restorasyonunun da yapılması gerekiyor. Tüberkül restorasyonu bize neyi sağlıyor? Omuzun dış rotasyonunun restorasyonunu sağlıyor. Humerus uzunluğunun restorasyonunu sağlıyor. Özellikle optimal deltoid tansiyonu için gerekli. Daha iyi eklem stabilitesini sağlıyor. Enfeksiyon riskini azaltıyor. Çünkü tüberküllerin vaskülerizasyonuyla bu bölgede daha iyi bir vaskülerizasyon ortaya çıkıyor. Ve humeral komponent yetmezliğinin de ihtimalini ortadan kaldırın. Şimdi tüberküllerin özellikle yapılması sırasında hem horizontal hem de vertikal olarak muhakkak stabilitenin sağlanması benim protezin üzerini örtmesi ve bununla beraber süperiöre doğru migrasyonu içinde vertikal ipler atılarak cisimle tüberküllerin bağlanması gerekiyor. Ve bu şekilde stabil bir yapı oluşturulmalı. İşte yapılan çalışmalarda tüberkül sentesiyle beraber triparitat kullanımı özellikle yaşlı osteoporotik hastalarda tüberkülün iyileştirildiğini gösterilmiş. Fakat sınırlı çalışmalar var bununla ilgili. Fazla hasta sayısı yok. Ama yapılacak diğer çalışmalarla belki de ilaç tedavisini de ekleyerek tüberkül iyileşmesini arttırabiliriz. Ancak sonuç olarak tüberküllerin iyi restorasyonu ameliyat sırasında en önemli iyileşme nedeni. İşte bir hasta örneğimiz 77 yaşında kadın hasta 4 parça kırık. Gördüğünüz gibi tüberkül osteosentezinde sağlayarak tüberküllerin iyi bir şekilde oturmasını sağlayarak stabil bir reverse omuz protezi uyguladık bu hastaya. Yine bir hastamız yine gördüğünüz gibi tüberkül osteosentezini muhakkak bu hastalarda uyguluyoruz. Tüberküllerin oluşturulması eksternal rotasyonu oluşturuyor. Hem artroplasti mi ters omuz artroplastisi mi? Buna baktığımız zaman özellikle hem artroplastide uygun olmayan retroversiyon, kötü tüberkül konumlandırılması ve aşırı yüksek protez yerleştirilmesi kötü sonucun oluşturulmasına neden oluyor. Aşağıda da gördüğünüz gibi uygun olmayan retroversiyon, yüksekte yerleştirilme ve yukarıya migrasyon ve tüberküllerin rezorpsiyonu hastaların fonksiyonel sonuçlarıyla birebir alakalı. Hem artroplastinin başarısı tüberkülün anatomik olarak iyileşmesiyle birebir ilişkili. Burada da gördüğünüz gibi tüberkülü iyi bir şekilde iyileşmiş olan hem artroplastisi hastasında fonksiyonel sonucun iyi olduğu görülmekte. Reverse ile hem artroplasti arasında baktığımız zaman tüberkül iyileşmesinin reverse'de daha iyi olduğunu görüyoruz. Reverse artroplastinin eksternal rotasyon dışındaki sonuçları tüberkül iyileşmesiyle bağlantılı değil. Ama reverse shoulder artroplastide yani ters omuz artroplastisinde daha iyi ağrı kontrolü ve daha az revizyon görmekteyiz. Yine baktığımız zaman özellikle tüberkül iyileşmesinin en önemli nedeni olarak tabii reverse'ün tüberküllere bağımsız olarak deltoid değiştirmesi buna bir neden olarak gösterilebilir. Klinik sonuçlara baktığımız zaman tüberkül iyileşmesinin ters omuzda daha iyi olduğunu, omuz fleksiyonunun, abdüksiyonunun Constant skorlarının buna bağlı olarak hem artroplastiye göre daha iyi olduğu gösterilmiş.
Yine baktığımızda tüberküllerde meydana gelen kaynamama veya tüberküllerin tespit edilmemesiyle sonuçlar ne oluyor diye baktığımız zaman genel olarak tüberküllerin iyileştirilmiş olan hasta grubunda daha iyi sonuçlar elde edildiği gösterilmiş. 135 derece protezlerde daha iyi sonuçlar alındığı söylenmekte. Özellikle skapüler çentiklenmenin daha az olduğu ve tüberküllerin oryantasyonunun daha iyi oluşturulduğu söylenmekte. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda da 135 derece protezin daha iyi sonuç gösterdiği belirtilmiş. Yine yapılan çalışmalarda kol elevasyonunun ve dış rotasyonunda çok belirgin olarak reverse protezde daha iyi olduğu ve hasta memnuniyetinin çok daha fazla olduğu gösterilmiş. Yine bir hastamızda gördüğünüz gibi parçalı, başta da parçalı bir kırık olan hastada gördüğünüz gibi tüberküllerin çok iyi iyileştiğini ve buna bağlı olarak sonuçların da daha iyi olduğunu bizler de saptadık. Yine genç hasta grubunda proksimal kırıklarda osteosentez yetmezliği, bu hastada gördüğünüz gibi osteosentez yetmezliği var ve vidalar eklemi penetre etmiş durumda. Tabii bu hastada çözüm reverse ve bu hastada gördüğünüz gibi reverse omuz protezini bu hastada plakları çıkarttıktan sonra burada en önemli nokta tüberkülü ellemedik ve tüberküloplasti yapmadığımız için hastanın fonksiyonel sonucu çok daha iyi olmakta. Erken reverse mü, geç reverse mü? Genellikle erken yapılan reverse artroplasti kırıkta daha iyi sonuçlar aldı, daha iyi sonuçları olduğu gösterilmiş. Çünkü daha fazla tüberkül iyileşmesi ortaya çıkmakta. Yine bir genç hastada gördüğünüz gibi osteosentezde bir başarısızlık var. Redüksiyon yapılmadan bir osteosentez yapılmış ve glenoidde de çok belirgin olarak bir defekt ortaya çıkmış. Bu hastada reverse artroplasti uygulayarak bu hastada revizyonunu yaptık. Proximal humerus malignanlarda reverse artroplastisinin sonucunda ise genellikle sonuçlar iyi. %19 oranında memnuniyetsizlik oranı gösterilmiş. Sonuç olarak baktığımız zaman reverse artroplasti 3-4 parça proksimal parçalı kırıklarında, yaşlı hastalarda, kırıklı çıkıklarda hemiartroplastiden daha iyi sonuç vermekte. Kısa dönem sonuçları iyi, hatta son zamanlarda uzun dönem sonuçlarının da daha iyi olduğu gösterilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.